Kayınvalidelerimden Beyhan ablaya, yani ne oldu bilmiyorum. Bütün hafta bu şekildeydi. Bir derdi mi var? Altından başka bir şey mi çıkacak emin değilim ama gözyaşı dinmiyor. Bugün kayınvalideler odasında da gözyaşlarına hakim olamamış. Beyhan Hanım'ın gözyaşları Hayat Hanım'ı da çok ağlatmış. Bakalım bugün neler olmuş? İzleyelim, üstüne konuşalım. Çok moralim bozuk. Niye? Anlatamam ya. Anlatacağım bir şey değil ya. Çok kötü şeyi yaşadığım an bugün yani. Bugün moralim çok bozuk. Beyhan abla, şu sıkıntıyı giderelim. Bak orada sordum o kadar. Biz kardeşiz burada. Dert paylaştıkça azalır. Dün eve buradan gittim ya, zaten de arabada sinirliydim. Bizim yeşim telefon konuşması yapıyor. İşte filan yerde huzurevi varmış. Bir dakika, neyi, kim için huzurevi arıyor? Beni huzurevi arıyor. Ay, yok canım. En çok güvendiğim oğlum. O da tamam. Yok gider, bakarız. Artık. Uğruna öldüm. Ay. Oğlum. Ben de üzüldüm şimdi. Çok üzüldüm. Allah bizi evlatlara düşürmesin. Düşürmesin bizi evlatlara. Şimdiki evlatlar anneye babaya bakmıyor. Canım benim ya. Dünyada iki evladım var dedim. Bir de dedim gelinim geldi. Gelinimi de bak siz de biliyorsunuz çok seviyorum. Çok... Sabahtan beri zaten hepiniz diyordun sende bir şey var sende. Yani böyle ölüm müyüm diri miyim hiç kendimde değilim ya. Haklısın. Bir şekilde beni kandırır, evi satacaklar. Benim oğlum benim yüzüme nasıl bakacak? Ben oğluma çok bağlıyım. Oğlum bak ben Allah Allah. Yani oğlumun bir gün akşama kadar sesini duymasam da ben oralarda ne yaparım? Bana inşallah öyle bir şey teklif eder. Ama ben yeşimle kararı verdiler. Ben hemen onların ikisini de silerim. Silerim onların hepsini. Dördüncü aya giriyorum, ben yeşimi tanıyorum. Böyle bir şey yanlış anlamayasın. Başka biri içindir belki huzurevi. Ben duydum. Çok yakının biri dedim. Yani oturduğumuz eve de yakın. Bozul ziyaretine gideriz diyor. Aa. Yani başka yeşimin yakını kim var? Ya burada hiç aklım almıyor bir şeydim Beyhan. Sevilay, bu kadar yaşlı bir insan elden ayağa düşmüş bir insan değil. Ya Beyhan. Nasıl bir oğlan gelinmiş de seni huzur evine verecekmiş. Ben gitme anlamadım. Ya. Beyhan abla, ne duydun? Ya şimdi ben dün akşam içerideydim. Bu da salonda büyük bir ihtimal Erdi'yle konuşuyor. Ben direkt söyleyeyim. Bu arada ben biliyorum o konuyu. Yeşim bir dakika. Erdi'yle konuşuyor. Diyor ki işte filan yere çok güzel bir huzur ev açılmış. Ondan sonra gidelim. Ondan sonra oraya huzur evine koyalım. Cuma günü gidip bakalım. Ama Beyhan dedi mi? Yani annen... Ama yakınım, yakını kim var? Nursel Hanım ben biliyorum konuyu. Bence yeşim çok da mantıklı bir hareket saniye, yapmış. Bir saniye, bir saniye. Sen bunu duydun. He duydum. Diyor. Gidip sordun mu? Onu işte akşamdan beri sormadım, soramadım. Dedim ki onlar bana söylesinler dedim. Acaba ben zaten de o arada da akşamdan zaten o sinirden... Koltukta da yatmış, uyumuşum. Seni oğlunla yeşim huzur evine mi gönderecek? Ya işte öyle diyor. Bütün kayınvalidelerim çok etkilendi bu durumdan. Sanırım bütün annelerin korkulu rüyasıdır. Bu Hayat abla sen de sürekli ağlıyorsun. Ya tabii ki annem. Yani en korktuğun şey mi bu yoksa ah canım benim? Kimin ne olacağı belli mi olur? O aklıma geliyor. Yani şöyle bir anne baba 10 tane evlada bakabiliyor da bir evlat... Bir anneye, bir babaya bakamıyor. Hep okuyoruz, görüyoruz, komşularda görüyoruz, akrabalarda görüyoruz. Yani etkilenmemek elde mi Nursel Hanım? Biz de bir anne, ben de bir anneyim ve önüm yaşlanmaya doğru gidiyor. Yani o yüzden çok duygulandım yani. Haklısın. Yeşim. Evet, doğru. Ne? Ne? Evet doğru. Ben beklemiyordum bunu. Doğru. Yok canım. Doğru mu? Evet ben biliyorum konuyu diyorum. Bence çok mantıklı da bir şey yapmış. Nasıl saçmalamayın ya. Yani. Evet çok mantıklı. Doğru. Şöyle söyleyeyim. Eşimle de konuştuk beraber. Karar verdik. Ve kendisine müstahak ya. Ben öyle düşünüyorum. Müstahak mı? Hiçbir kaynana müstahak. Aynen de öyle. Beyhan abla çok kötü oldu. Yani bence hiçbir anne bunu duymayı hak etmiyor. Beyhan ablacığım. Ay yeşim seni de tanıyamıyorum ha. Senin elini ayağın tutuyor. Sen istemezsin. Maaşın var. Yeşim sana hiç yakıştıramadım ve orada da konduramadım. Anneler odasında hiç konduramadım sana. Sana ne oluyor ya? Beyhan abla bir şey demek ister misin? Ne diyeyim daha duydum. Ne duydun? Duydum ne diyeyim ki daha ben bu yaşta ya. Bu yaşta. Ben bunların neyine muhtacım?
Ne duydun? Söyle. Ne duydun? Ben geçen gün dedim ki Allah'ım ben oğlumdan ayırma, evlatlarımdan ayırma. Ne hissediyorsun Beyhan abla? Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Benim bir tane evladım daha var. Hani dedim, biri hayırlıysa, biri hayırsız olursa, biri hayırlı olur. Şimdiden bu ne Yeşim, bu ne? Anlamıyorum ne? Benim sana yüklüyorum ne? Ne kızım, yine kızım diyorum ya. Senin kocan var, değil mi? Kocam da var, evet. De bu planı nasıl yapıyorlar, ben çözemedim yani. Huzur evine gitmekten korkuyor musun? Ya tabii ki. Allah oralara düşürmesin. Yani ben evlat büyütmüşüm, gelin almışım. Başımda kocam var. Yani Allah'a çok şükür oturacak evim var. En azından şöyle desinler. Huzur evi diyeceğine, anne maaşına bir bakıcı tutalım yanına. Sen beni evimden çıkarıp da oraya nasıl göndereyim? Haksız mı? Çok bayağı haklısın. Yani eğer öyle, yani eğer arkadaşlar haksızsanız, haksız bence değil haksızsın. Haksızsın yani. Yeşim haklı. Neden mi ya sen? Ya ben Yeşim bana söyledi, benim haberim var. Bence çok da mantıklı bir hareket yapmış. Ya yani ben olsam ben de aynısını yapardım zaten. Ne? Evet. Aa, nedeni ben ne ya? Şuna bak ya. Ben bir Yeşim seni gerçekten dinleyebilir miyim? Ne oldu? Ben anlatayım. Lütfen. Konuştuklarımı, telefonda konuştuklarımı tek tek anlatayım. Bence herkes bana hak verecek diye düşünüyorum. Evet, huzur eve baktım. Bayağı da araştırdım. Eşimle birlikte baktık hatta. Çok güzel bir yer. Çok iyi olduğunu da düşünüyorum. Orada güzel bakılacağına da inanıyorum. Ama orada güzel bakılacak kişi anneannem. Evet. Ha. Kayınvaliden değil. Evet. Ben Yeşim'den tabii beklemezdim. Tabii canım, olur mu öyle? Evet. Şöyle bir şey. Benim kayınvalidem yine her zamanki gibi gizli kapaklı kapıdan dinlemeler yaptığı için durumu anlayamamış. Benim anneannem Adıyaman'da yaşıyor. Ben çoktandır istiyorum zaten yanıma gelmesini. Tamam, teyzelerim var, dayılarım var ama herkes işinde gücünde. Gelsin, burada ben ona iyi bakacağıma da inanıyorum. Güzel huzur evi olduğunu düşünüyorum. Bunun için biz eşimle birlikte zaten araştırıyorduk. Annenin annesi. Evet. Onu niye huzur evine? Annem şu an çocuk bakıyor, daha önce de söylemiştim. Orada da bakacak kimse yok şu anda. Hani herkes çalışıyor şu an. Şeyi konuştuk, onu söylüyor zaten. Anneannemin kendi oturduğu şu an ev var. Onu satalım. Kendisi de istiyor zaten. Sadece bir hani şey olamadık. Böyle münakaşa halindeydik. Bir netleştirmeye çalışıyorduk. O evredeyken o telefon görüşmelerini yine dinlemiş, üzerine alınmış. Yakınım derken de huzur evi bana yakın. Ben bilerek yakın istedim ki hani sürekli gözümün önünde olsun, bildiğim bir yer. Orada içinde tanıdığım hemşireler de var. Yani gözüm kapalı emanet edebileceğim bir yer. Yoksa ben kayınvalidemi tutup nasıl huzur evine yerleştireyim yani şu an? Yani ne yani bu? Bütün duydukların yanlış anlaşılmaymış. Ben demiştim zaten. Şimdi Yeşim bir dakika, yapmaz diye. Bir dakika. Ben de demiştim. Beyhan abla, yapmaz. Kız geceden beri kendini kim bilir kaç yaş yaşlandırdın. Aşk olsun. Keşke sorsaydı. Yani. Sorsa sabah mı? Bile ne kadar kötüydü. Evet, bana bile sorsa ben bile biliyorum. Sorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu salonda konuşuyor. Ben mutfaktayım. Hı. Mutfaktan içeri geldim. Hala masaya geçtim. Masada telefonla konuşuyor. Ben buna zaten öyle huzur evi muzur evi manası olunca ben hiç bir şey sormadım. Bu da bana açıklamayınca dedi ki o zaman ben gidip yatıyorum dedi. Ondan sonra öyle deyince ha. Bir de bir şey söyleyeceğim. Anne, huzur evi muhabbeti sana mı kalmış annen? Şu ne? Bak pençeleri çıkardı direkt. Ne dedin? Ne dedin? Anneannenin huzur evi sana mı kaldı? Şu anda bakabilecek kimse yok. Zaten olmasa ben kadın ta Adıyaman'da, İstanbul'a niye getireyim? Mecbur getireceğim. Bakacak orada şu anda kimse yok. Kadın şu anda... Siz evde bakın, onu niye huzur evine şu an annem çocuktan dolayı. Belki bir süre kalır. Çocuğu ben alırım. Yani evimiz de kalabalık. Çocuk var. Annem ikisine birden yetişemez. Annem de rahatsız zaten. Bakabilecek durumumuz olsa ben asla huzur evine vermem. İmkansızlık var diye. O benim huyumu çok iyi biliyor. Beyhan abla, her şeyi ama konuşuyorsun. Bak şimdi beni üzüldüğün için üzüldüm yani. Her şeyi Yeşim'e vıdı vıdı soruyorsun. Hesap soruyorsun. Sonra verseydin kızım ne diyorsun sen deseydin ya. Ne üzdün kendini o kadar? Bak bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Zaten bu bana şaka da olsa diyordu ki anam, diyordum oğlum
ben yaşlanınca ne yapacağım? Diyordu ki çok güzel huzur evleri var. Ya. Ha, bunu, ya ben ona takılmayı seviyorum. İnsan sevdiğiyle uğraşıyor. Gerçekten bunu bana diyordu. Çünkü sinirlendiğinin benim farkındayım. Benim oğlum da diyor ki o annem ben sana huzur evini vermem. İçeride de dedim. Benim oğlum derdi ki Yeşim böyle dedi çok güzel huzur evleri var. Oralarda daha iyi bakılıyor. Benden de iyi bakarlar diye söylüyordu bana dedim. Söyledi dedim. Benim oğlum da bana dedi ki benden nasıl kopuyor dedim. Dedi ki anam ben varım. Varken sana ne huzur eviymiş. Sen benim başımın tacısın. Ama mantıken. Vallahi bak ben kaç aydır buradayım. Daha önce de ekrandan biliyorum. Gördüğümü söyleyeyim. Yeşim seni ne olursa olsun elden ayaktan düş. Hiçbir yere bırakmaz. Baş köşe oturtur. Hemen de inan. Bak ben inanmadım. Ben değil miyim şimdi? Değilsin. Sen değilsin. Tabii ki ya. Ya. Ay. Öldüm ben. Ya. Ya. Hay Allah'ım ya. Şimdi de o değildi ya Alıcı. Ya ben kızarım, ederim. Bir yere de bırakmam ama. Tabii canım. Her anında. Kızma ayrı, anlaşamadığımız konular ayrı ama. Ya bir de mantıken huzur evin ne için vardır? Elden ayaktan kimsesi düşen, yok, kimsesi. Dur. Kocam var kız sen her şeyden önce. Senin... Ayakta duruyorsun yani. He. Bakıma muhtaç değilsin. Orası bakıma muhtaç insanlar için yani. Evet, her şeyi demek ki bütün tartışmalarda içte biriktirmemek lazım. Hemen gidip konuşup çözmek lazım. Buradan bu sonuç çıkıyor. Bu arada eminim bizi çok izleyen vardır huzur evlerinde. Bu arada çok da güzel huzur evleri var. Çok sık ziyaret ediyorum. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Hepinizin. Alkışlıyorum sizi. Orada da çok güzel vakit geçiriyorlar. Ben onu da gördüm. Kendi yaşıtı herkes. Yani orada kalmayı kendi de tercih eden çok insan evet. var. Evet. Hayat bu. Kimin ne olacağı belli olmaz. Aynen öyle. Beyhancığım. Bir gül bakayım. Bir gül bakayım. Evet, şükür.